Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 2011 yapımı korku filmi İnsan Kırkayak 3'e bir göz atacağız. Film İnsan Kırkayak 2'nin bitiş sahnelerini göstererek başlar. Bir müdür ofisindeki televizyondan filmin bitiş jeneriğini izlemektedir. William Boss adlı müdür bir pro yakar ve filmin tamamen çöp olduğunu söyler. Sonrasında tırnaklarını kesen sekreteri sadist bir tavırla azarlar ve dışarı gönderir. O sırada kod 6 ve blok 4 ile ilgili bir telefon alır. Film geniş bir çölde yer alan bir hapishaneyi gösterir. Boss ve muhasebecisi koridorlardan geçerek blok 4'e yürümektedir. Tüm mahkumlar hücrelerinin kenarlarında onları izlerken iç hücrelere doğru ilerlerler. Bir mahkum Boss'a Nazi diyerek onunla alay eder. Dahası dövmeli mahkum onu ölene kadar tecavüz etmekle tehdit eder. Boss mahkumun numarasının 297 olduğunu fark eder ve onunla daha sonra ilgileneceğini söyler. Koridorla kanlar içinde bir polisle karşılaşır ve bunu mahkum 178'in yaptığını öğrenirler. Boss yere yatırılmış olan iri yarı mahkumun dirseğini acımasızca kırar. Adam acı içinde inlerken Boss büyük bir memnuniyetle uzaklaşır. Bu arada muhasebecisi müdürün bitmek bilmeyen işkenceleri nedeniyle artan sağlık giderlerinden dem vurur. Boss koridorun ortasında durur ve manyak gibi tabancasını ateşleyerek herkesten saygı ister. Bu sırada etrafındaki mahkumlar onunla alay eder. Sahne daha sonra Boss'un ofisine geçer. Boss tansiyonunu ölçerken muhasebecisi güzel görünümlü sekreteri gözlemektedir. Sekreter ağlarken Bay Boss'a posta gelir. Kendisine bakan muhasebecisinden rahatsız olur ve kapıyı kapatır. Bu sırada Boss yüksek tansiyonuna öfkelenir. Muhasebecisi Dwight Butler, İnsan Kırkayak filmlerinin DVD'lerini bir çözüm olarak sunar ancak Boss ona kulak vermez ve onu azarlar. Viski içerken ortaçağ işkence yöntemlerini geri getirme fikrini ortaya atar. Ancak Dwight bunları reddeder. Boss korkunç işkencelerin hayalini kurmaya devam ederken sekreter gelen paketi getirir. Boss onu anında kovar ama kızın güzelliği dikkatini çekince geri çağırır. Kız paketi verip gider. Boss paketi heyecanla açar ve bir kavanoz çıkarır. Kavanoz kurutulmuş klitorislerle doludur. Boss bunlardan birini çiğnerken insana inanılmaz bir güç verdiğini söyler. O sırada mahkumlardan bir tehdit telefonu alır ve çıldırır. Korkudan kendini kaybeder ve beni haklayacaklar demeye başlar. Kapıyı kapatıp masanın altına saklanır. Bu sırada Dwight gardiyanı arar ve mahkumun Boss'a şaka yaptığı ortaya çıkar. O sırada sekreter içeri dalar ve Boss'un Dr. Jones'la ortaçağ araştırması için randevulaştığını hatırlatır. Film mahkumların tıbbi bakım altında tutulduğu revire geçer. Boss hipertansiyonu olmasına rağmen doktoru sağlığının mükemmel olduğuna dair rapor vermeye zorlar. Ondan çok korkan doktor kabul eder. Boss'a şaka yapan mahkumun tahta bir masaya bağlandığı hücreye geçeriz. Boss adamın etrafında döner ve tehditler savurur. Bu sırada polis memurları kovalarla su getirirler. Ancak Boss öfkeyle onlara kaynar su getirmelerini söyleyip gönderir. O sırada Daisy adındaki sekreter içeri girer ve Vali Hughes'un 20 dakika içinde orada olacağını belirtir. Boss ıslık çalar ve Daisy'yi taciz eder. Sonra ona valinin kendisine dokunmasına izin vermesini, böylece ona cinsel tacizden dava açabileceğini söyler. Daisy gittikten sonra polisler kaynar suyla gelir ve Boss işkenceye başlar. Mahkumun yüzüne bir havlu koyarak kaynar suyu acımasız üzerine döker. Boss, Nazi sloganları atarken adam acı içinde feryat eder. İşkence bittiğinde mahkumun kabarmış yanmış derisini görürüz. Vali Hughes gelir ve müdürün odasına girer. Boss gururunu ve öfkesini bir kenara bırakarak valiye Dominik prolarından ikram eder ancak vali reddeder. Boss onunla alay eder ancak vali sadece gülümser ve seçim kampanyasına zarar verdikleri için onları suçlar. Dahası köklü bir değişiklik talep eder. Aksi takdirde hem Boss hem de muhasebecisi kovulacaktır. O gittikten sonra Boss öfke ve hayal kırıklığı içinde bağırır. Asistanları onu sakinleştirmeye çalışır ancak tansiyonu yükselir. Mahkumları hadım etmek ister ve dışarısı 48 derece olsa bile Dwight'a hepsini dışarı çıkarmasını emreder. Dışarı çıkınca Boss elinde bir hoparlörle nöbetçi kulesinden anons yapar. Mahkumlar bağırırken korkunç hadım cezasını açıklar. Kargaşa sona erdiğinde ilk ceza alacak kişinin dövmeli mahkum 297 olduğunu açıklar. Mahkum özel hücreye götürülürken Boss bir bıçağı kızgın hale getirir. Rahat görünen mahkuma histerik bir ruh haliyle yaklaşır. Manyak gibi gülmeye başlar. Polis debelenmesini engellemek için mahkumu duvara yaslar. Boss acımasızca adamın testislerini keser. Bu da mahkumun dayanılmaz bir acı altında kaslarının kontrolünü kaybetmesine neden olur. Boss testisleri öğle yemeğinde kızartması için Dwight'a verir. Sonrasında sadist müdür yüzünü mahkumun kanıyla kaplar ve o anın tadını çıkarır.
Daha sonra Daisy'ye kendini tatmin ettirir. Boss Doruk'a ulaşırken kıza hepsini yutmasını emreder. Kız reddedince ona babasını hapisten çıkarttığını hatırlatır. Daisy iğrenç emri yerine getirmek zorunda kalır ve gider. Sonra Boss'un akşam yemeği için elinde kızarmış testislerle polis gelir. Boss yemeğin tadını büyük bir zevkle çıkarırken Dwight kusmamak için kendini zor tutar. Bu arada Boss masasında yine İnsan Kırk Ayak DVD'lerini görür ve Dwight'ı azarlar. O sırada mahkum 297'nin uyandığına dair bir telefon alır. Mutlu mutlu revire koşar ve yanmış mahkumla alay eder. Sonra da mahkum 178'in parmaklarını kırar. Mahkum 297'ye doğru ilerlerken Dr. Jones, Boss'a lisansı olmadan burada çalışmasına izin vermediği için çok borçlu olduğunu belirtir. Boss mahkumu uyandırır ancak adam onu bir kez daha tehdit eder. Dwight adamın işe yaramayacağını bildiğini söyler. Boss öfkeden mahkumu boğmaya başlar. Sonunda adamın solunumu durur ve doktorlar yardıma koşar. Birkaç denemeden sonra adamın kalbi yeniden atmaya başlar ancak Boss aynı eziyeti tekrarlar. Bu sefer öldürmeden bırakır. Sersemlemiş bir halde oradan ayrılırken Dwight, Dr. Jones'la insan kırk ayak hakkında konuşur. Boss'un tamamen sarhoş bir şekilde ofisine geçer. Sandalyesine oturup adamın faydasızlığından yakınmaya başlar. Bu da Dwight'ın bağırmasına neden olur. İnsan kırk ayağın ne kadar etkili olduğunu haykırmaya başlar. Mali sorunlar yok, kavga yok, daha fazla saygısızlık yok. Ne var ki Boss onu dinlemez ve bunun için zamanı olmadığını belirtir. Dwight iddiasını kanıtlamak için yönetmen Tom Six'in oraya geleceğini söyler. Ancak Boss ona öfkeyle bağırır ve sonunda kovar. Dwight, Daisy'ye gözyaşları içinde bir mendil verip ofisten çıkar. Boss etrafta delice dolaşmaya başlar. Nöbetçi kulesine gider ve tüm mahkumlara ırkları dahil mümkün olan her konuda hakaret eder. Daha sonra kafeteryaya gidip viski şişesini bitirir. Birdenbire mahkumlar etrafını sarmaya başlar. Mahkumlar ona tehditkar bir şekilde yaklaşırken o tıbbi hastalığını söyleyerek merhametliler. Kimse onu dinlemez ve mahkum 297 kan kaybından ölene kadar böbreğine bir bıçak saplar. Sonrasında geri kalanlar ölü tecavüzcü diyerek tezahürat yaparken ona canavarca tecavüz eder. Boss aniden bir sarsıntıyla uyanır ve kendini ofisinde sapasağlam bulur. Rahat bir nefes aldıktan sonra ayağa kalkar ve Tom Six'in kapıda olduğunu bildiren bir telefon alır. Boss içeri alınmasını emreder. Bu arada Dwight da geri döner. Tom ofise girdiğinde Daisy ondan imza ister. Danışma faslından sonra müdürün odasına geçer ve Dr. Jones da onlara katılır. Tartışma başlar ve Dwight insan kırk ayağının bir resmini sunar. Konuşma ilerledikçe Tom sürecin tıbbi açıdan %100 mümkün olduğunu teyit eder. Grup nihayetinde bu cezanın infaz edileceği sonucuna varır. Ve Boss sonrasında kazanacağı şan ve şöhretin hayaliyle zaferle ayağa kalkar. Tom'u operasyonun başına geçirir ve hemen harekete geçmesini ister. Bu arada Boss'un aklına başka bir fikir gelir. Mahkumlara filmi önceden göstermek. Dwight bu görüşe karşı çıkar ama Boss kararlıdır. Mahkumlar pis ve şiddet içerikli filmleri izleyince çileden çıkar. Boss aynı şeyin onlar üzerinde de deneneceğini duyunca mahkumlar deliye döner ve kıyamet kopar. Mahkumlar kontrolden çıkar ve hapishanenin altını üstüne getirir. Boss ve Dwight ofislerine kaçarken mahkumlar onları üst kata kadar takip eder. İçlerinden biri Daisy'ye saldırır. Bu sırada diğerleri korku ve dehşetle Boss'un kapısını kırmaya başlar. Dwight özel kuvvetleri çağırırken Boss pencereden atlayıp metrelerce aşağı düşer. Bu sırada mahkumlar kapıyı kırmayı başarır ancak özel kuvvetler tam zamanında gelir ve Dwight kurtulur. Daha sonra Boss'u bir ağacın arkasında bulur ve bacaklarının yaralı olduğunu görür. Dwight, Daisy'nin ağır yaralı olduğunu belirtir ancak Boss bunu dikkate almaz ve ona sağlık görevlilerini getirmesi için bağırır. Film, Boss'un her mahkumu sakinleştirici tüfekle vurduğu ve cerrahi prosedürler için taşıttığı hücrelere geçer. Mutluluk ve tehditkar bir memnuniyet içinde dans ederken revirdeki herkese ameliyat sürecini okur. Konuşmayı bitirdikten sonra kurbanları analiz eder ve sürekli ishale neden olan Crohn hastalığı olan bir hastanın yanına gelir. Boss, dövmeli mahkumun hastalıklı adamın arkasına takılacağını söyleyince sevinçle gülümser. Sonra rektumu dikilerek kapatılmış ve midesindeki bir delikten boşaltım yapan stomalı bir kurbana doğru ilerler. Mahkum ona bir faydası olmayacağını söyleyerek güler ancak Boss tabancasını çıkarıp onu tek kurşunla öldürür. O sırada başka bir mahkum getirilir ve o da Boss tarafından öldürülür. Katliamdan sonra Dwight Daisy'yi görmeye gitmek ister. Daisy komadadır ve yüzü mahvolmuştur. Dwight acı ve keder içinde kıvranırken barbar müdür tahrik olur ve harap halindeki kadınla cinsel ilişkiye girmeye başlar.
Bir süre sonra sahne müdürün ofisine geri döner. Boss ve Dwight, Vali Hughes'in taklidini yapmaktadır. Bu sırada Tom'un gelişiyle ilgili bir telefon alır ve üçünün hapishane hücrelerinde dolaştığını görürüz. Kendi pisliğini yemekte olan bir mahkuma yaklaşırlar. Tom kusarken Boss mahkumu vurur çünkü kırk ayağın bir parçası olmak bu mahkumun yeterince umrunda olmayacaktır. Cerrahi koğuşa geçerler. Boss, mahkumun dudakları anüse bağlanırken dikiş işlemini hayretle izler. Boss, zafer ve coşku içinde dans etmeye başlar ve grup daha sonra amputasyonların yapıldığı bölüme geçer. Tom bu çirkin manzara karşısında tekrar kusarken Boss alkışlar. Dwight bu süreç karşısında dehşete düşer ancak Boss onu sürükleyerek götürür. Öte yandan Vali Hughes hapishaneye gelir ve ofise girdiğinde her ikisinin de kendilerinden son derece memnun bulur. Görevden alınmalarını emreder ancak Boss sorunun çözümünü bulduklarını söyler ve onu kavurucu sıcakta dışarı çıkarırlar. Vali tüm mahkumlardan oluşan devasa insan kırk ayağı görünce aklını kaybeder. Vali her şeyi dehşet içinde izlerken Dwight yöntemin faydalarını ve sağladığı milyonlarca dolarlık tasarrufu açıklar. Daisy'nin de kırk ayağın bir parçası olduğuna şahit oluruz. Ancak Boss bunu fark etmez ve valiyi başka bir korkunç bölgeye götürür. Burada müebbet ve ölüm cezalarına çarptırılmış mahkumlardan oluşan insan kırk ayak vardır. Hepsinin uzuvları kesilmiştir. Boss, valiyi cezası yeni biten bir mahkumla tanışması için revire götürür. Artık özgür olduğu için kırk ayaktan ayrılmıştır. Boss onu gönderir. Vali fikirlerini benimsemek yerine onları insanlıktan çıktıkları için azarlar ve onlar için ölüm cezası isteyeceğini söyleyerek tesisi terk eder. Boss'un tüm morali bozulur. Dwight özür diler ve ağlamaya başlar. Boss intihara teşebbüs eder ancak Dr. Jones tam zamanında gelir. Boss onu vurur ve oracıkta öldürür. Öte yandan Vali tüm durumu yeniden gözden geçirir ve tam Boss Dwight'ı kafasından vurmak üzereyken geri döner. Vali aniden içeri girer ve suç oranını düşürmek için en iyi çözümün bu olduğunu söyleyerek fikirlerini onaylar. Dwight bunun kendi parlak fikri olduğunu söyleyip sevinç içinde Boss'a sarılır. Boss bunu kabul eder ancak sonra muhasebecisini başından vurur. Filmin son anlarında avludaki uzun insan kırk ayağı görürüz ve kulede manyak gibi bağıran Boss'u görürüz. Film böylece sona erer.